Açıkçası maalesef bu sadece belediye seçimi. Yani, bu arada Ekrem İmamoğlu Saraşan'da konuşacak. Peki takipteyiz buyurun. Bu sadece belediye seçimi olduğu için ekonomik politikalar üzerinde herhangi bir etkisi ilk etapta olmayacaktır. Çünkü <laughs> zaten ekonomi için fazla yapılacak hamle kalmadı. Satrançta nasıl belirli hamleler yaptıktan sonra tahta <laughs> kilitlenir ve artık belirli hamlelerden başkasını yapamazsınız Türkiye'de maalesef o yola geçen seçim itibariyle girmiş durumda. Şimdi 10 ay önceye bakarsak ne değişti? Ekonomi aslında kötüydü. E, muhalefetten Kılıçdaroğlu değişti. Aslında Kılıçdaroğlu olmasaydı belki bu değişimi geçen e, seçimde yaşama ihtimalimiz oldukça kuvvetliydi. Doğru söylüyorsun. Yani Kılıçdaroğlu hariç herhangi bir aday gösterselerdi bugün çok farklı bir tablo çıkacaktı. Kılıçdaroğlu olmadığından bu sefer bu yerel seçimlere hem de daha kötü ekonomiyle beraber hı hı. yansıdı. Ama emin olun 6 ay sonra bu seçimler olsaydı AK Parti bugün %25'leri göremezdi. Çünkü 6 ay sonra ekonomi çok çok daha kötü olacak. Evet. Ve bunu düzeltebilecek herhangi bir şey yok. Çünkü biz zaten o kırmızı eşiği geçtik. Ve biz e, her ne kadar dile getirilmese de IMF programı uygulamaya başladık. IMF'nin adını anmadan Dünya Bankası üzerinden biz bu programı uygulamaya başladık. Ne zaman ki e, işte 13-15 Ekim yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Şimşek Marakeş'e gittiğinde IMF Dünya Bankası ile görüştüğünde 35 milyar dolarlık bir kredi taahhütü aldı Dünya Bankası'ndan. Ve onun şu ana kadar 3 milyar doları geldi yaklaşık. Bu yıl gelecek rakam 12.7 milyar dolar. Ama şöyle bir bakarsak seçimden son bir buçuk aydır doların artmaması için yapılan müdahale 20 milyar dolardan fazla. Yani devede kulak. Yani maalesef ortamı düzeltmek için emeklilere daha fazla zam yapılabilecek para olmadığını Erdoğan bizzat söyledi. Herhangi bir yatırım yapılamayacağını, kredi faizlerinin artacağını söyledi. Yani bunlar yerel seçimler ama yarın sabah uyandığımızda Türkiye Finlandiya'ya uyanmayacak, Türkiye İsviçre'ye uyanmayacak, Türkiye yine Türkiye'ye uyanacak ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca da ekonomi eğer gerekli önlemler alınmazsa ve acılar çekilmezse daha kötüye gitmeye maalesef devam edecek ama devalüasyon olur mu? Şu olur mu falan? Onları beklemeyin. Bir onlar olmayacak. Miyim Buyurun abi? hocam. Bu hani 6 ay sonra daha kötü olacak dedin ya Murat. Peki o zaman CHP belediyeleri ne yapacak sence? Nasıl nasıl başa çıkılacak madem ve geri dönüp Erdoğan halka geri dönüp ne diyecek? Yani CHP belediyelerine zaten çok ekstra bir ödenek verilmediği için devletten hmm. merkezi bütçeden onlar yine kendi Ama sosyal yardım be. yükü artacaktır belediyelerin. Ee, bu konjonktürde. Ya aslında bütün Türkiye'nin ekonomisi kötüye gideceği için yine merkezi yönetimde bulacaklardır suçu. Yani gidip de belediyelere suç atacaklarını sanmıyorum. Çünkü nasıl ekonominin sorumlusu, kaybolan kuzunun sorumlusu benim diyen Erdoğan varsa, Erdoğan bu çıkıp önümüzdeki 4 yıl boyunca her şeyin sorumlusu benim demeye devam edeceği için haliyle suçlu olarak Yine merkezi suya zam yapacak kent lokantasını finanse edecek parka zam yapacak Evet. E, sosyal yardımları arttıracak yani o şekilde altından kalkmaya çalışacak bir de şöyle bir şey var e, şuna vurgulamak lazım tamam halk bunu böyle söyledi ama bu ülkede hala korkunç bir hukuksuzluk bir adaletsizlik var bakın Ekrem İmamoğlu'nun başında 2 yıl 7 ay 15 gün aldığı bir hapis cezası var ve bu ceza esnafta İstanbul'daki heyet bile değiştirildi. Yatarı var mı? 2 şey... yıl 7 ay 15 günün ilk cezası olduğu için yatmayabilir. Yani hükmün denetimli serbestlik dediğimiz şeyler var. Yatmasa bile siyasi yasak, siyasi yasak geliyor. Siyasi yasak Zaten 2 yılın üzerine ceza verilmesinin sebebi bu. Zaten belediye başkanı bakın bu bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan şu devam ediyor. Bakın bu bu seçimde şunları gördük değil mi? Halk da bunu gördü. Neyi gördü? Adayların kızları, eşleri Belli kurumlara, KPSS'ye girmeden alınmış. Ben size bir örnek vereyim. Eski Danıştay Başkanı'nın kızı kura çekti. Hepimiz hakimiz, kura çekiyoruz. Kız Erzincan'a kura çekti bir ilçesine normal. Bir gün sonra Yargıtay'a tetkik hakim alındı. Bunlar da çok büyük adaletsizlikler. Yani, yani abi? gözümüzün önünde bunların hepsi yaşanıyor. Bunların da geri döneceği bir süreç aslında başlayacak diye umut ediyorum. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane yolunda varmak üzere bir yandan kulis bilgileri yağıyor yapacağı konuşmaya ilişkin. Asıl dikkat çekici konuşma burada olacak deniyor. Geleceğe dair hani herkesin merak ettiği hiç eğip bükmeyelim tarif edelim. İşte buradan da çıkarsa Ekrem İmamoğlu, buradan da çıkarsa Mansur Yavaş bu parçalı aday yapısına karşı da kendilerini kanıtlarlarsa işte mevcut Cumhurbaşkanı adayı olacaklar. 2028'de tahminleri okuması kimine göre tahayyülü vardı. Ekrem İmamoğlu'nun işte o Beklenen mesajlarının birazdan burada geleceğe konuşuluyor. Kulislerin habercisiyim diyelim. Şimdi Seda Demiralp'e döneyim. Hemen şunu sorayım. Atılgan Çetişsoy gönderdi. Şimdi 2023 milletvekili seçimlerinde. Cumhuriyet Halk Partisi 13 milyon 790 bin oy almış. Adalet ve Kalkınma Partisi 19 milyon 387 bin. Bugün 6 milyon oy kaybı var.